Namazın şartları. 1. Hadesten taharet. Bu maddede abdest, gusül ve teyemmümü bildireceğiz. Abdest almak. Abdest almak namazın farzlarındandır. Kur'an-ı Kerim'i tutmak, Kâbe'yi tavaf etmek, tilavet secdesi yapmak, cenaze namazı kılmak için de abdest almak lazımdır. Her zaman abdestli bulunmak, yatağa abdestli girmek, abdestli yemek ve içmek çok sevaptır. Abdestliyken ölenlere şehit sevabı verilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, abdestli olarak ölen ölüm acısı çekmez. Çünkü abdest imanlı olmanın alametidir. Namazın anahtarı bedenin günahlardan temizleyicisidir. Müslüman abdest alınca günahları kulağından, gözünden, elinden ve ayağından çıkar. Oturunca mağfiret olunmuş olarak oturur. Amellerin en hayırlısı namazdır. Abdeste devam edenler ancak müminlerdir. Mümin gündüz abdestli olmalı, gece de abdestli yatmalıdır. Böyle yapınca Allahü Teala'nın korumasında olur. Abdestliyken yiyip içenin karnındaki yemek ve su zikreder. Karnında kaldıkları müddetçe onun için istiğfar ederler. Abdestin farzları, sünnetleri, edepleri ve memnu, yasak olan ve bozan şeyleri vardır. Abdestsiz olduğunu bilerek zaruretsiz namaz kılan kâfir olur. Namaz kılarken abdesti bozulan hemen omuzuna selam verip namazından çıkar. Vakit çıkmadan abdest alıp namazını baştan tekrar kılar.